Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz zil sesini de aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz beğeni ve yorumlarınıza destek olursanız çok mutlu olurum bir önceki videomda iplerden bahsetmiştim filoş oyadan bahsetmiştim bugün o güzel filoş oyasının çok böyle sipariş rekoru kıran oyanın anlatımını ilk başından çok detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Şurada bitmişi var. Tekrar yeşil bir yazmada göstermek istiyorum sizlere yakından. Floş oyamız bu şekilde hanımlar. Çok fazla sipariş almış olduğum modellerden bir tanesidir. Örmesi çok kolaydır. Çok da keyiflidir. Bu yani bu kanalımda floş iple yapacağım birçok modeller var. Öncelikle o modelleri sizlerle paylaşacağım. Bu ilk filoş oyası modelimiz bu olsun inşallah. Yazmamıza gelince yazmam, Jack marka Çağla İşli Hanımlar zürafasını yaptım. Zürafasını bu şekilde 3 zincirle zürafasını yaptım. Ben e, filoş oyalarında genellikle 3 zincirle zürafa yaparım. Şöyle bakın. Hemen bir önceki videoda bahsettiğim gibi ipimizi bu şekilde kıvırdık. E, kıvırma işlemini e, oradan bir önceki videodan bakabilirsiniz. Şimdi hemen ilk başlangıç yerinden sizlere modeli anlatmaya çalışacağım inşallah. Bu modeli yaparken de hanımlar at tığlamasını 21 numaralı tığla yapıyorum. Üstünü de bu şekilde şu an netlemiyor sanki. 3 sırasını da 20 numaralı tığla yapıyorum. Hemen ipimi bu şekilde sabitleyeyim. ipimizi tığımıza bu şekilde sabitliyoruz şöyle gördüğünüz ipimi tığıma sabitledim bu arada siyah yazma yaptığım için anlar bazı siyah renkli yazmalar elime solma yapıyor bakın elime nasıl siyahı çıktı bazı siyah yazmalar solma yapıyor şimdi ipimizi tığımıza sabitledik ve geldim herhangi bir tığ battığı içinden giriş yaptım oyaya başlarken tam yazmanın Köşe kısmından başlamıyorum birazcık mesafe bırakıyorum başlarken çünkü birleşim noktası tam köşeye denk gelmemesi için ipimi şu arada gezdirecek olduğum ipimi araya koyuyoruz hanımlar şöyle bakın ipimiz bu şekilde hatta tekrar ipimin bütün halini sizlere göstermek istiyorum modeli başlamadan ipimizin bütün hali bu şekilde hanımlar şöyle gösterebilirim renk numaram krem rengidir beyaz değildir. E, renk numarası da 388 altın başak patik çetik ipi diye alırsanız bu ipe çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bulunduğunuz yerlerdeki tuhafiyelere sorabilirsiniz. internet sitelerine bakabilirsiniz. Şimdi bakın buraya herhangi bir tığ batsından giriş yaptım ve buraya tığ battımı yaptım. Şöyle ipimle tığımın arasından ipimi bu araya ilmeğin arasına yerleştiriyorum. Bu şekilde kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim şöyle 5 tane zincir çektim ipimi hafif şöyle dönzeriyorum bakın şöyle hafif dönzerdim buradan ilmeği aldım bu şekilde tekrar hemen şuradaki ilmeğin içinden geçtim bunu buraya şöyle sıkıladım sıkıladım şunu bu şekilde elimle bu ilmeği buradan tuttum kapattım bakın böyle bu şekilde kapattım kapattıktan sonra birazcık buradan çekiştirdim buradaki ilmeği ayarladım sonra geldim şu aradan bu şekil bakın bunu buraya sabitledim 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum bir tane zürafa atlıyorum ikinci zürafadan giriş yapıyorum Bir tane zürafadan atladım. ikinci zürafadan giriş yaptım. Şu an ilk çiçeksiz kısmımızı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bu ipi sürekli arada gezdiriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bütün şey yaparken hep arada ipimizi gezdirmemiz gerekiyor. Şöyle hafif dönzerdim. Buradan ilmeği aldım bu şekilde. Kapattım. Şöyle bakın buradan kapattım bozulma olmuyor hanımlar kesinlikle bazen de kamera sabitlemiyor ama net göstermeye çalışacağım inşallah buradan bunu bu şekilde buraya sabitledikten sonra şu elimle şurada ipimi tuttum bunu bu şekilde buraya kapattım kapattıktan sonra şu şuradaki ipimi çok hafif bir şekilde çekerek bu ilmeğimi düzenliyorum sonra şu aradan battım bu şekilde bakın bu aradan battım bir 2 3 4 5 tane zincir çektim bir zürafa atlıyorum ikinci zürafadan giriş yapıyorum giriş yaptıktan sonra hemen ilerleyip gitmiyorum. şu ipimi şuradan bu elimle tutuyorum Şuradaki ilmeğimi şöyle çekiştirerek düzenliyorum sonra şuradan da çekip düzenliyorum Çünkü aynı ölçüde olsun istiyorum 1 2 3 4 5 6 Şimdi çiçeğini yapacağız. Çiçeğini yaparken de 6 tane zincir çekiyorum. Aradaki gezdirdiğimiz ip çok gitmiyor hanımlar. Şöyle bütün bir ipten 21-22 tane oya çıkıyor. Bakın, şimdi çiçeğimizi yapıyoruz. Şöyle hafif ipimi dönzerdim Buradan ilmeğimi aldım. Bu şekilde kapattım. Sonra hemen buradan bu şekilde tuttuğum bu parmağımla ipimiz tutup buradan tekrar kapatıyorum kapattıktan sonra şöyle elimle tutup şu ipi aynı ayarda yapmaya çalışmamız gerekiyor tekrar şöyle dönzerdim ipimi buradan hemen sabitliyorum sabi her sabitlediğimizde ipi ayarlamamız gerekiyor çok zor gibi gözüküyor ama hanımlar çok kolay şimdi buradakiler hepsi aynı ayarda olması için her ilmek aldığımızda bunu ayarlamamız gerekiyor Tekrar bakın bu şekilde ipimi şöyle dönzeriyorum. Şuradan bu şekilde aldım. İlmeği buradan aldıktan sonra şuradaki ilmeğin içinden hemen geçiriyorum bakın şöyle. Geçirdikten sonra şöyle hafiften çekiyorum bakın çektim. Sonra şu elimle şu ilmeği tuttum, kapattım. Bakın ilmeklerimiz şu an aynı ayarda gidiyor. Sonra tekrar burası 5 pipirik olması gerekiyor şuradan ipimiz bu elimle bunu sıkılıyorum sonra diğer elimle de hafifçe çekiyorum ilmeği bakın çektim şimdi bu elimle şöyle tutuyorum kapattım bakın aynı ayarda tekrardan şu şekilde yapıyoruz ilmeğin buradan aldım ve bu şekil kapattım Sonra şu elimle bakın tığı tutmuş olduğum elimle dibinden şu şekilde tutuyorum ve hafiften çekiyorum. Hızlı çekmeyin, tamamen çekersiniz. Çektikten sonra bu şekilde yaptım. Tekrar böyle ayarlıyorum. Aynı ayarda olmaları için bakın şu an aynı ayardalar. Sonra geri dönüyorum. Şuradaki tam piriklere başlamış olduğum yerin dibindeki zincirden giriş yapıyorum zincirden giriş yaptım ve bu çiçeğin bu şekilde birleştirdim şöyle bakın arkadaşlar aynı ayarda olmuş oldu ilk yaptığınızda böyle muntazam olmuyor diye hemen moraliniz bozulmasın kesinlikle tekrar tekrar deneyin ben de ilk yaptığımda gerçekten çok fazla uğraşmıştım 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çektim 1 2 3. zürafadan giriş yapıyorum Üçüncü zürafadan giriş yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Şimdi aralarındaki teklileri yapacağız. Benim elim çok fazla alıştığı için çok hızlı yapabiliyorum bu modeli. Şimdi teklerini yapalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Teklilerini yaparken bir 5 zincir çiçeğini yaparken de 6 zincir yapıyorum. Bu şekilde bakın ayarladım. 1 2 3 4 5 zincir çektim hemen ayarlıyorum bu şekilde kapattım şöyle arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincir çektim aralardakini yaparken bir zürafa atlıyorum çiçeğini yaparken iki zürafa atlıyoruz bu şekilde çok şık olan bir model kesinlikle hiçbir şikayet gelmedi bozuluyor mu diye çok fazla soran var kesinlikle bozulmuyor Mesela şu an önümdeki yapmış olduğum yazmaları müşterim ikinci kez tercih ediyor. Çok fazla ikinci, üçüncü kez tercih eden müşterimlerime çok fazla yaptım arkadaşlar. Marifetli kankiler Instagram hesabımdan bakabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi tekrar çiçeğini yapacağız. Çiçeğini geçtik. 6 tane zincirimizi çektik. İpimiz hafif şöyle dönzerdim. Bakın buradan ilmeğin arasından geçirdim aldım bu şekilde kapattım. Kapattıktan sonra bakın şimdi ilmeğimiz biraz uzun gibi durdu. Ne yapıyorum? Bu elimle biraz tutuyorum. Diğer elimle de hafif çektim ve düzelttim piprimi. Tekrardan ilmek aldım bu şekilde. Şöyle bakın. Şimdi bunu hafiften çektim. Tığ tuttuğum elimle bakın buradan parmağımla tut, kapattım bunu, tuttum. Şöyle İpi kıvırma işlemi yaptığım için katı açılmıyor. Kıvırma işlemi yapmasam katı açılırdı. Şuradan hemen çekiştiriyorum ve kapattım. 5 tane pipirik yapmamız yeterli oluyor. Şöyle tutuyoruz arkadaşlar. Buradan bunu tutup bu şekilde çekip ayarlıyoruz. Ayarladığını hissettiğimizde bu elimizi de ilmeği tutup buradan tığımıza kapattık. Tekrar bakın diğerlerine göre bir tık daha büyük oldu. Ne yapıyorum? Bu elimle hemen tutuyorum sıkıca yine. Sonra diğer elimle hafif çekiyorum ve aynı aşamaya getiriyorum. Tekrar bir daha yapıyoruz bu şekilde. Kapattık şöyle. Buradan da elimle tuttum. Bakın yine diğerlerinden bir tık büyük oldu. Şöyle bazen netliği kaybediyor kamera. Bakın şimdi diğerlerinden bu biraz büyük oldu. Ne yapıyorum? Buradan sıkı ne tutup çok hafif çekiyorum. Bakın çok hafif. Çok hafif çektim ve eşitlendi. Şu ipimizi buradan alalım. Kamera ona odaklanıyor sanki. Buradan hemen dibindeki dönüyorum. Şu çiçeği başlangıç yerindeki dibindeki zincirden giriş yapıyorum. Bakın. Şöyle çiçeğimizi oluşturmuş olduk. Bir 2 3 4 5 6 6 tane zincirimi çektim. 2 tane zırafa atlıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradakilerde 5 zincir çekiyorum. 5 tane zincirimizi çektik. Hemen şöyle ipimi aldım bu şekilde bakın. Buradan aldıktan sonra ilmeğimizi şöyle ipin arasından geçiriyorum. Geçiriyorum ve bunu buradan birazcık çekiştiriyorum. Parmağımla tuttum bunu kapattım. Sonra tekrar kapattıktan sonra diğer elimle tekrar çekip bunu düzenledim. Şu arasından batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Ve bir zürafa atlıyorum. İkinci zürafadan giriş yapıyorum. Şöyle arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim ve hemen şuradan giriş yaptım. Ve ilmeğimi bu şekilde kapattım. Arasından battım. Şöyle. 1, 1 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir zürafa atlıyorum. İkinci zürafadan giriş yapıyorum. Son olarak bir tane daha çiçek yapmak istiyorum hanımlar. Çok iyi anlaşılır olsun istiyorum. Çünkü tekrar çekmem gerekmesin. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincir çektim. Şöyle bakın hafif dönzeriyorum ipimi ve tığıma taktım buradaki zincirden bu şekilde kapattım. Sonra hafiften böyle çektim. Bunu buradan tutup bu şekilde sabitledim. İkinciyi yapıyoruz hemen. İlmeği ipimizi çevirdik bu şekilde bakın. Şu elimle tutuyorum. ipimi birazcık çekiştirdim. Sonra bu elimle de tuttum. Buradan kapattım. Kine tekrar büyük olduğunu hissettiğim an ne yapıyorum? Şu elimle sıkılıyorum. Hafiften çekiyorum burada ama çok hafif. Tekrar ipimi bakın bu şekilde tığımdan dolandırdım. Buradan bu şekilde tutuyorum. Ve ilmeğimi aldım. Şuradaki ilmekten geçirdim. Şöyle hafiften çekiyorum bu elimle tuttum kapattım sonra tekrar onu biraz çekiştirdim aynı ayarda yaptım ve geldik bu şekilde tekrar bunu düzenliyoruz çok keyifli bir model ben normalde üst üste aynı modeli çok fazla yapmayı sevmem ama bu modelden hiç sıkılmadım inanın binlerce yapmışımdır yani sayısını bile hatırlamıyorum çok fazla yaptım çünkü Hepsi aynı ayarda oldu gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Geri dönüyoruz. Tam çiçeğe başladığımız noktanın dibindeki zincirden batıyoruz. Şu aradaki ipimiz sürekli arada gelecek O ilmeğin hep arasında olacak. Hiç kesinlikle çıkmayacak arasından. Şöyle diyelim ki bu şekilde kapattınız ya aynı ayarda olduğunu düşünmüyorsunuz. Şuradan hafif şöyle çekiştirerek düzenleme şansınız var. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. 2 zırafa atlıyorum. 3. zırafa'dan giriş yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Ve buradan hemen sonlandırıyorum arkadaşlar videomu. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Şöyle yapmış olduğumuz yeri tekrar bir daha göstereyim sizlere ve bitirelim inşallah modelin bu şekilde arkadaşlar. Şu an ütüsüz halimize ve beraber yapmış olduğumuz aşaması. Ütüsünü yaparken de ben her iki taraftan da ütülüyorum. Üstüne bez kullanmıyorum kesinlikle. Üstüne bez kullanmadan oyamın hem ön yüzünden hem de arka yüzünden baskın bir ütü vuruyorum. Kesinlikle oyamız bozulma yapmıyor ve şurada ütülü olan yazmalarımı da hemen göstereceğim zaten sizlere çok güzel, çok gösterişli ve çok fazla sipariş almış olduğum bir model. Umarım beğenirsiniz. Beğenilerinizle de, desteklerinizi bekliyorum. Şurada da bakın müşterimin olan yazması iki tane şöyle göstereyim. Birisi kiremit rengi, birisi de yeşil rengimiz. bütün renklere harika olan bir model. Şöyle göstereyim tekrardan. İnanın harika bir model çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Şöyle bakalım. Bu da kiremit rengimiz. Yakışmaya dediğim hiçbir renk yok hanımlar. Çok rengimize yakışıyor. Faydalı olabildiysem ne mutlu bir başka modelimde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.